Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarından Cemay Kut'un yönetmenliğinde hayat bulan Kara Tahta Oyunu, şimdi de ilkokul kitapları müfredatına dahil oldu. Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntıları anlatan bu oyun sayesinde çocuklar hem bilinçlenecek hem de tiyatro sanatını öğrenecek. İşte bu konunun detaylarını Cemay Kut Sanat Hayat'a aktardı. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun kurmuş olduğu bir yetişkinler atölyesinden aslında yola çıktık. Kıymet Karabiber kurdu bu yetişkinler atölyesini. Bizim böyle bir hedefimiz yoktu aslında. Yani insanlar seyirci koltuğundan kalksınlar, birazcık işte eğlensinler, tiyatronun o havasını solusunlar diye sahneye attık onları. Fakat ondan sonra işte Orkun Bozkurt, Aysan Öz yazarlı bir oyun getirdi bize. Neden bu oyunu yapmayalım dedik. İşte Ortopedik Özürlüler Derneği'nden arkadaşlarımız da dahil oldular bu yetişkinler atölyesine ve böylelikle bir oyun çıkardık ortaya. İşte yazılan 4-5 tane sahne vardı. Bunlara keza nacizane ben anlatıcıları ekledim. Oyunları birbirine bağladık. 40 küsur arkadaşımız görev alıyor oyunda. İşte bizim Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun profesyonel ekibiyle beraber bu 50 kişiye çıkıyor. Güzel bir oyun oldu. 1,5-2 seneye yakın kapalı gişe oynadı oyun. Hem Lefkoşa'da hem de işte adanın belirli yerlerinde. Hala da devam ediyoruz aslında, turnelere gidiyoruz. Türkiye'den 2-3 tane teklif var, işte İzmir, Ankara, İstanbul. Onları değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü 50 kişilik bir ekip, yani buradan biz gidiyoruz fakat orada kalabilecek yer problemi yaşıyoruz. O yüzden de birkaç bağlantısı var işte Ortopedik Özürlüler Derneği'nin hem Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun. Onu da değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde yaz ayında olacak herhalde bu turne büyük ihtimal. Çünkü herkes çalıştığı için ancak o zamana denk gelebilir. Kitaplara konu olduk. Aslında biz bu kadar beklemiyorduk bunun bu noktalara gidebileceğini. Biz sadece eğlenmek amacıyla yaptık bu oyunu. Fakat ondan sonra gördük ki biz de çok şey öğreniyoruz engelli arkadaşlarımızdan. Onların yaşamlarından, onların nelerden zevk aldığından, onların hoşlandığı şeylerden, onların zorluklarından, onların istediklerinden filan çok büyük dersler aldık biz. İlk önce bu dersleri kendi içimizde biz parçaladık aslında. Yani iş yeri sahibi olanlar işte rampa yaptırdılar. Bir yere gittiğimiz zaman bir alışveriş merkezine, bir kütüphaneye, işte bir kitapçıya gittiğimiz zaman burada neden rampa yok diye sorular sormaya başladık. Engelli tuvaleti niye yok diye sorular sormaya başladık ki bu doğrultuda da işte Lefkoşa Belediye Tiyatrosu hem Kıymet Karabiber hem işte şimdiki sanat yönetmenimiz Ali Ummanel, belediye başkanı sayesinde biz Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na da bir yıkım gerçekleştirdik. Ve bu yıkım sonucunda da engelsiz bir tiyatroya döndük biz de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak. Yani biz de ders aldık aslında bu konudan. İşte engelli tuvaletleri yaptırdık, her tarafa rampalar koydurttuk filan gibi. İlk önce aslında bu oyun bizi eğitti. Ondan sonra da kitap komisyonundan arkadaşlarımız bu oyunu izleyince de işte 7. sınıf ders kitaplarına almaya karar verdiler bu oyunu. Ve bundan sonra da herhalde bundan sonraki nesiller de Kara Tahta oyununu işte hem kitaplardan okuyacaklar. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey aslında.